Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle 8. sınıfın 4. ünitesi olan On the Phone, telefonda ünitesini işleyeceğiz. Let's start. Hadi başlayalım. İlk olarak önemli kelimelerini verelim, sonra etkinliğe devam edelim. Warm up, ısınma bölümündeki kelimelerle başlayalım. Prefer, tercih etmek. Share, paylaşmak. Classmates, sınıf arkadaşları. Crazy, çılgın. Embarrassed, utanmış. Smart, zeki. Sleepy, uykulu. Bored, sıkılmış. Angry, sinirli. Scared, korkmuş. Cool, havalı. Correct, doğru ya da düzeltmek. Faculty of Medicine, tıp fakültesi. Lovely, hoş, sevimli. Generous, cömert. Wonder, merak etmek. Talking, konuşuyor. Doorbell, kapı zili. Ring, çalmak. Decision, karar. Conversation, sohbet. Hang on, beklemek. Bu ünitenin en önemli kelimelerinden bir tanesi. Hang on. Get back, geri dönmek. Minute, dakika. Şimdi sayfamıza, etkinliğine geri dönelim. Warm up, ısınma bölümünde gülen yüzlere bakınız. Kullandıklarınızdan 3 tanesine tık atınız. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Bunlardan hangilerini kullanıyorsanız onlara tık atıyoruz. Happy, mutlu. Bored, sıkılmış. Angry, kızgın. En çok kullandıklarımız bu diyebiliriz. Ya da siz hangisini kullanıyorsanız onlara işaret koyabilirsiniz. Activity 1. Listen to the recording. Kaydı dinle. Correct the sentences. Cümleleri düzelt. Şimdi bir tane metnimiz var. Metnimizi dinleyelim. Daha sonra bu 5 tane cümlede yanlışlıklar hangisinde varsa onları düzeltiyoruz. Let's listen. Unit 4. On the phone. Page 48. Lesson 1. Activity 1. Listen to the recording. Correct the sentences. A mother and her daughter, Alexandra, are having a video chat. Hi, dear. How are you doing? I'm doing well, Mom. What about you? I'm well, sweetheart. We missed you very much. Are you happy in Antalya? Is everything okay? Oh, Mom, I miss you too. I'm very well here. You know, most of the time I go to the campus and do some research. I met a foreign student, Najif, from Pakistan, last Wednesday. She studies at the Faculty of Law. She's a lovely and polite girl. How nice. Moreover, she wonders Turkish culture like me. I will invite her to have a dinner to try Turkish cuisine. After dinner, we will drink Turkish coffee. That sounds great. When will you invite her? I'm not sure. Maybe next Saturday evening. I recommend you to eat Turkish delight. It goes well with coffee. Okay, Mom. That's a good idea. We will try it. Oh, Mom, the doorbell is ringing. I'll call you in 10 minutes. Bye. Okay, dear. We'll talk later. Bye. Okay. Let's look at sentences. Şimdi cümlelere bir bakalım. Number one. Alexandra lives in İzmir. Alexandra İzmir'de yaşıyor. Is it true or false? Of course false. Alexandra lives in Antalya. Number two. Necef studies at the Faculty of Medicine. Necef studies at the Faculty of Law. Tıp fakültesinde değil, hukuk fakültesinde okuyor diyoruz. 3. Necef is a lovely and generous girl. Necef sevimli ve cömert bir kız. Necef is a lovely and polite girl. Sevimli ve kibar bir kız diyor metinde. 3. Necef doesn't wonder Turkish culture. Necef
Türk kültürünü merak etmiyor. Tam tersine Necef wonders Turkish culture. Türk kültürünü merak ediyor. And last one is Alexandra will invite Necef next Sunday. Alexandra Necef'i gelecek pazar günü davet edecek. Not Sunday, it's next Saturday. Cumartesi günü davet edecek olarak değiştirebiliriz. Activity 2, ikinci etkinliğe geldiğimizde ise suppose that, farz et. Neyi farz et? You are talking on the phone. Telefonda konuştuğunu farz et. The doorbell starts to ring. Kapının zili çalmaya başlıyor. Aynı az önceki Alexandra'daki gibi. What will you say to the person on the phone? Telefondaki kişiye ne söyleyeceksin? Express your decision at the moment of conversation. Konuşma anında kararlarını açıkla, ifade et. Örnek olarak bir tane verilmiş. Hey Göktürk, kapı çalıyor. Lütfen bekle. Birkaç dakikaya döneceğim şeklinde bir örnek verilmiş. Buraya da kendiniz aynı şekilde bir örnek yapabilirsiniz. Bu örneğe benzer bir tane örnek de biz yapalım. Hang on a minute please. The doorbell is ringing. I'll call you in 5 minutes. Lütfen bir dakika bekle. Kapı zili çalıyor. Birkaç dakika içinde, 5 dakika içinde seni arayacağım diyebiliriz. Page 49, sayfa 49'dayız. Önemli kelimelerini bir verelim, sonra devam edelim. Buradaki özellikle ikinci etkinlikte çok güzel kalıplarımız var. Testlerde ve yazılıda karşımıza çıkacak çok güzel kalıplarımız var. Hemen bakalım. Scan, göz atmak. Conversations, konuşmalar, sohbetler. Who, kim. Inviter, davet eden. Receive, almak. Invitation, davet. How many, kaç tane. Tickets, biletler. Rings, çalmak, çalıyor. Speaking, konuşuyor. Ya da az sonra da söyleyeceğiz. Lily is speaking. Merhaba, ben Lily şeklinde direkt çevirebiliriz telefon konuşmalarında. There, orada. Hang on, beklemek. Minute, dakika. Available, müsait. Isn't available, müsait değil. Would you like to, istemek. Leave, bırakmak. Call, aramak. Get back, geri dönmek. As soon as possible, mümkün olduğunca çabuk. Later, daha sonra. Tickets, biletler. Amputee, engelli. Hear, duymak. Can't hear, duymamak. Bad line, kötü hat, cızırtılı hat. Want, istemek. Meet, buluşmak. Conversations, sohbetler. Wants, istemek. Talk, konuşmak. Call, aramak. Ticket, bilet. Amputee, engelli demiştik. Meet de buluşmak anlamında. Şimdi etkinliğimize dönüş yapalım. İlk etkinliğimizde telefon konuşmasına bir göz at. Aşağıdaki sorulara cevap ver demiş. 3 tane sorumuz var. Hemen cevaplarını verelim. Who is the inviter? Davet eden kişi kim? Konuşmada kim davet ediyor? Kemal. Who receives the invitation? Davetiyeyi kim alıyor? James. 3. What is the invitation about? Davetiye ne hakkında? Türkiye Milli Ampute Futbol Takımının maçı hakkında diyoruz. Şimdi ikinci etkinliğimize bir bakalım. Telefon konuşmalarını okuyunuz. Kemal'in kaç tane bileti var? Onu bulunuz. Şimdi konuşmayı bir okuyalım. Daha sonra sorunun cevabını da verelim. The phone rings. Lily. Lily is speaking. Kamal. Hi, Lily. I'm Kamal. Is James there? May I speak to him? Lily. Hang on a minute. I'll get him. I'm afraid he isn't available at the moment. He is washing the car in the garden. Would you like to leave a message? Kamal. Could you tell him to call me back today? Lily. He'll get back to you as soon as possible.
15 minutes later, James, hi bro. This is James calling. Kamal. Hey bro, I've 2 tickets for Turkey National Amputee Football Team's match. Would you like to join me? James. Hey Kamal, I can't hear you well. It's a bad line. Kamal. I've 2 tickets. Do you want to come to the Turkey National Amputee Football Team's match on Saturday? James. Oh, it is great. I want to come. Kamal. It's at 7 p.m. Shall we meet at the city stadium? James. Okay, let's meet at 6:30 p.m. there. Is it okay? Kamal. Yeep, see you there. Şimdi sorumuzun cevabına geçebiliriz. How many tickets does Kemal have? Kemal'in kaç tane bileti var? 2 tickets. 2 tane bileti var diyebiliriz. Şimdi de yine bu konuşmayla alakalı 5 tane sorumuz var. Doğru veya yanlış olarak işaretliyoruz. Kemal wants to talk with James. Kemal James ile konuşmak istiyor. It's true. May I speak to him? Onunla konuşabilir miyim? Yani James ile konuşabilir miyim? James is watering the flowers in the garden. James bahçede çiçekleri suluyor. It's false. He is washing the car in the garden. Çiçekleri değil, arabasını yıkıyor diyebiliriz. Kemal wants James to call him back. Kemal James'ten onu geri aramasını istiyor. Yes, true. Ona beni bugün içinde geri aramasını söyleyebilir misiniz? James has a ticket for Turkey National Amputee Football Team's match. James bir tane bilete sahip demiş bu maç için. It's false. He has 2 tickets. 2 tane bileti var diyoruz. And last one, they will meet at 6:30 at the sports hall. 6:30'da spor salonunda buluşacaklar. It's again false. 6:30'da şehir stadyumunda buluşacaklar diyor. Şimdi bir de metnimizin Türkçesini verelim. Metnimizin Türkçesini de şöyle verelim. Cümleler en azından kalıpları biraz daha iyi görmenizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Siz videoyu durdurup cümleleri kendiniz okuyup daha iyi anlayabilirsiniz. Biz etkinliğimize devam edelim. Sayfa 50'nin önemli kelimeleriyle devam edelim. Conversations, sohbetler. Calling, aramak, arıyor. Speak to, konuşmak. There, orada. Hang on, beklemek. Minute, dakika. Hold on, yine aynı şekilde beklemek anlamında kullanıyoruz. Available, müsait demiştik. Would you like to, istemek, ister misin? Leave, bırakmak. Hang up, kapatmak. Hang on, beklemek. Hang up, kapatmak. Genellikle karıştırılabilen bir kelime. Buna dikkat edelim. Put you through. Birisini telefonla bağlamak. Sekreterin patronunu bağlaması gibi. Headmaster, müdür. Bedline, kötü, cızırtılı hat. Decisions, kararlar. Speaking, konuşma. Talk, konuşmak. Meet, buluşmak. Hear, duymak. Later, sonra, daha sonra. Get back, geri dönmek. Ring, çalmak. Meet, buluşmak. Bedline, kötü hat. Repeat, tekrar etmek. There, orada. Şimdi etkinliğimize dönüş yapalım. Üçüncü dersin birinci etkinliğiyle başlayalım. Kutudaki cümlelere çalışınız, ikili olarak çalışınız ve her bir kutuya birer tane daha ekleyiniz denmiş. Şimdi başlığımıza bir bakalım. Following phone conversations. Telefon sohbetlerini takip etme. Telefon konuşmalarını takip etme. Birkaç tane cümle verilmiş. Cümlelere, kalıplara bir bakalım. Bu kalıplarımız çok aşırı önemli. Denemelerde ve yazılılarda karşımıza kesin çıkacak. İlk kalıpla başlayalım. Hello, this is Ebru calling. Is Clara in? Buradaki hello, telefon konuşmasında alo olarak kullanıyoruz artık.
Alo, ben Ebru, Clara orada mı? İlk kalıbımızın anlamı bu. İkinci kalıbımıza geldiği zaman May I speak to İlkay? İlkay ile konuşabilir miyim? Ya da Is İlkay there? İlkay orada mı? Canım. Can you hold on a moment, please? Bir dakika bekler misiniz lütfen? I'm afraid he's not available at the moment. Üzgünüm ki korkarım ki şu an müsait değil. He has gone out. Dışarıda. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Don't hang up the phone, please. Lütfen telefonu kapatmayınız. I'll put you through to the headmaster. Sizi müdüre bağlayacağım. It's a bad line. Hatlar çekmiyor. Kötü hat ya da cızırtılı hat. Could you speak louder, please? Daha yüksek sesle konuşabilir misiniz lütfen? Can I speak to Rose? Rose ile konuşabilir miyim? İkinci başlığımızda ise stating decisions taken at the time of speaking. Konuşma anında alınan kararları belirtmek için kullanılan kalıplarımıza bakalım. I'll talk to you soon. Yakında sana döneceğim. Yakında seninle konuşacağım. I'll see you at the cafe tomorrow then. O zaman yarın kafede görüşürüz. We'll meet next Saturday then. O zaman gelecek cumartesi buluşalım. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. We'll meet up later then. O zaman daha sonra görüşürüz. I'll get back to you in an hour. Bir saat içinde sana geri döneceğim. The phone rings. I'll take that. Telefon çalıyor. Bakıyorum. Bakacağım. Bir tane de biz yazalım. I'll call back soon. Yakında döneceğim. Yakında arayacağım. Bir diğer bölümümüzde ikili olarak çalışınız, telefon konuşmalarını okuyun ve daha sonra da farklı durumlar bulunuz ve örnekteki gibi kendinize ait telefon konuşmalarını canlandırınız. Verilen örneğimize hemen bir bakalım. Selam Gökçe, ne haber? İyiyim, teşekkürler. Bugün 3 çeyrekte sinemada buluşalım mı? Üzgünüm, seni iyi duyamıyorum. Hatlar tam çekmiyor. Lütfen tekrar edebilir misin? Bugün 3 çeyrekte sinemada buluşalım mı? Tabii ki, elbette. Zamanında orada olacağım. Tamamdır, kendine iyi bak. Görüşürüz. Bir tane de başka yapalım. Selam Rose, ne yapıyorsun? Fena sayılmaz. Teşekkür ederim. Dinle, sana bir şeyler söyleyeceğim. 2 tane biletim var konser için. Birlikte gidelim mi? Üzgünüm, seni iyi duyamıyorum. Hatlar tam çekmiyor. Lütfen tekrarlar mısın? Hip hop konseri için 2 tane biletim var. Bana katılır mısın? Tabii, kulağa harika geliyor. Nerede ve ne zaman olacak? Okulda detaylarını yarın konuşuruz. Peki, tamam. Şimdi 51'deki etkinliklerle devam edelim. Yine kelimeleriyle başlayalım, sonra devam ederiz. Contact, iletişime geçmek. Hold on, beklemek. Dial, tuşlamak. Put, koymak ama burada farklı bir kelimeye dönüşecek. Someone through, birisini bağlamak. Memo, not, minute, dakika. Speak, konuşmak. Staff, personel. Order, sipariş ya da sıra. Appointment, randevu. Conversation, sohbet. Appointment, randevu. Order, sipariş, sıra. Customer service, müşteri hizmetleri. Şimdi etkinliğimize dönüş yapalım. İlk etkinliğimizde diğer yarılarıyla eşleştirip anlamlı bir kalıp haline getiriyoruz. Take kelimesini
Bunlardan hangisiyle eşleştirebiliriz? Take a memo. Not almak. Contact with someone. Birisiyle iletişim kurmak, iletişime geçmek. Hold on a minute. Bir dakika bekle. Dial number 5. Beşi tuşla. And put someone through. Birisini başka birisine bağlamak. İkinci etkinliğimizde ise bir tane ses kaydı var. Dinleyip tabloya tik atıyoruz. Speaks with konuşuyor. Speaks about hakkında konuşuyor. Kimle konuşuyorsa ve ne hakkında konuşuyorsa onları buluyoruz. İlk olarak restoran görevlisini bir dinleyelim bakalım kimle ne hakkında konuşuyor. Listen to the recording. Tick the chart. You are going to listen to three different phone conversations. Hello, this is Pam Restaurant. May I speak with Mr. Ertürk? Yes, this is Mr. Ertürk. I contact with you to clarify your reservation. You've booked a table for 10 for tonight. Is it okay? Yes, it's okay. We'll be there on time. Thanks for calling. You're welcome. If there's a change, please ask for extension 5432. Konuşmamıza baktığımızda restoran görevlisi Mr. Ertürk ile konuştu. Ne hakkında konuştu? Rezervasyonu aydınlatması açısından geliyor musunuz, gelmiyor musunuz şeklinde aydınlatması açısından aramış diyoruz. Now we can listen to the secretary. Şimdi sekreteri kimle konuştuğunu bir dinleyelim. Hello, this is Dr. Parker's clinic. Hi, is Dr. Parker in? I want to talk to him about my appointment. Who's calling? I'm Bengü Soylu. Please dial 7 to contact with him. I've tried, but he's engaged. Okay, I'll put you through to him. Hold on a minute. Okay, thank you. Have a nice day. The secretary speaks with Bengü Soylu. Speaks about doctor appointment. Doktor randevusu ile ilgili konuşuyor. Birkaç tane kalıbımız var. Onları da göstermeden geçmeyelim. İlk kalıbımız I've tried, denedim fakat o meşgul, yoğun. Second one is I'll put you through to him. Ben ona sizi bağlıyorum. Hold on a minute. Bir dakika bekleyiniz. Bu kalıplarımız testlerde de karşımıza bol bol çıkacaktır eminim ki. Oya ile ilgili konuşmaya bakalım. Kimle konuşuyormuş? Hi Jack, I need something for dinner. Could you please buy them on your way home? Of course, Oya. Hang on. I'll take a memo. Continue. Bread, yogurt, and some fruit. Okay, honey. I'll get them. See you. Take care, dear. That's all. Oya speaks with Jack. He speaks about shopping order list. Sipariş listesiyle ilgili konuşuyor diyoruz. Activity 3, 3. bölümde ise ikili olarak çalışıyoruz. Bir tane konu seçiyoruz. Bu konuyla ilgili arkadaşımızla bir telefon sohbeti, telefon konuşması hazırlıyoruz ve sınıfta act it out, canlandırıyoruz. Konularımız topic, restaurant reservation, lokantada rezervasyon yaptırmak, doctor appointment, doktor randevusu, shopping list order, sipariş listesi and customer service, müşteri hizmetleriyle ilgili konuşma yapabilirsiniz. Bunları sınıf ortamında da canlandırıyoruz. Shopping list order seçtik. Bakalım neler söyleyebiliriz. Hi Oya, where are you?
I'm coming home. I'm in front of the supermarket. Honey, can you buy some milk? Sure, mom. Selam Oya, neredesin? Eve geliyorum, süpermarketin önündeyim. Tatlım, gelirken biraz süt alabilir misin? Tabii anneciğim. Page 52, sayfa 52'ye geldik. İlk bölümle başlayalım. Numaraları hemen servislerle eşleştiriyoruz. That's all. And there is a text now. Bir tane metnimiz var. Metnimizde polis officer, polis memuruyla neighbor, mahalleden herhangi bir komşunun konuşması var. Hemen bir etkinliğe geçmeden önemli kelimelerimizi bir görelim. Officer, memur, officer. Rahmetli Fethi Sekin. Allah rahmet eylesin tekrardan. Break into, hırsızlık için girmek. Break into. Neighbor, komşu, neighbor. Burglar, hırsız, burglar. Key, anahtar, key. Şimdi telefon konuşmasını okuyalım. Bir tane de sorumuz var. Who are the strangers? Yabancı, strangers, yabancılar. Yabancılar kimmiş? Onu metne göre bulalım. Officer. Good afternoon. Officer speaking. Neighbor. I need your help. Somebody is trying to break into my neighbor's house. Police officer. Calm down, please. Now, answer my questions. Firstly, what is your name, neighbor? Daniel, police officer. How did you notice the incident? How many burglars can you see? Neighbor. I'm at my balcony. I can see them. There are two strangers. One is climbing to my neighbor's balcony. The other one is waiting. Police officer. Keep calm. Don't hang up the phone. Are you calling us from the Ataturk Street? Neighbor. Okay, yes. Police officer. The police will be there in a few minutes. Neighbor. Oh, no. Stop, please. I'm terribly sorry. I know these guys. They are my neighbors. It seems that they forgot their keys. So, they are trying to get in their house through the balcony. Police officer. All right, sir. If there is a problem, please contact with us anytime you need. Okay. Who are the strangers? Yabancı olan kişiler kimmiş? They are the owners of the house. Evin sahibiymiş. Yeni komşuları imiş. Read the phone conversation again. Choose the correct answers. Tekrar okuyun metni ve doğru cevabı seçiniz demiş. The neighbor is calling firefighter, ambulance or police officer. Komşu kim arıyor? Polis memurunu arıyor. Firefighter itfaiyeci, ambulance ambulans diyebiliriz. The conversation is between Daniel and the police officer. Sohbet Daniel'la polis memurunun arasında diyoruz. Wife, eşi. The conversation is about an burglary. Sohbet, muhabbet ilk başta ne hakkındaydı? Hırsızlıkla ilgiliydi diyoruz. The incident takes place, become, happen, olmak. Olay Atatürk Street, Atatürk Caddesi'nde meydana geliyor. And last one is, what happens at the end? Happens, az önceki takes place ile aynı. Yer almak, olmak, meydana gelmek. Sonunda ne oluyor? It's an misunderstanding. Yanlış anlama diyoruz. Şimdi buradaki metnindeki önemli kelimeleri de verelim. Daha sonra da Türkçesini yapalım. Metnimizin kelimelerini de şöyle bir daha verelim. Conversation, sohbet, muhabbet, konuşma. Who, kim? Strangers, yabancılar. Speaking, konuşmak, konuşuyor. Neighbor, komşu. I need your help. Yardımınıza ihtiyacım var.
Calm down, sakin ol. Incident, olay. How many, kaç tane? Burglars, soyguncu. Is climbing, tırmanıyor. Keep calm again, sakin olmak. Hang up, kapatmak. Calling, aramak. There, orada. Minutes, dakika. In a few minutes, birkaç dakika içinde. Get in, girmek. Contact, iletişim kurmak. Need, ihtiyaç duymak. Etkinlik 3'te de yine şöyle kelimeler bir daha verelim. Conversation, sohbet. Correct, doğru ya da düzeltmek. Neighbor, komşu. Calling, arıyor. Firefighter, itfaiyeci. Incident, olay. Burglary, soygun. Accident, kaza. Fire, yangın. Joke, şaka. Movie shooting, film çekimi. Misunderstanding ise yanlış anlamı olarak diyoruz. Şimdi bir de metnin Türkçesini verelim. Metnimizin Türkçesini de görebiliriz. İki bölüm olarak yapalım yine. Daha rahat okunabilmesi için. Birinci bölüm. İkinci bölümde şöyle yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Page 53, sayfa 53. Yine kelimelerini verelim. Etkinliğimize o şekilde devam edelim. Activity 2, ikinci etkinlikte çok kelimemiz var. Pro, faydası. Con, zararı. Want to, istemek. Keep in touch, iletişim kurmak, iletişimde kalmak. Provide, sağlamak. Connect, bağlamak. Change, değişmek, değiştirmek. Smart, akıllı. Pros, faydaları. Cons, zararları. Faydalarına bakalım. Carry, taşımak. Connection, bağlantı. Rescue, kurtarmak. Emergency, acil durum. Expensive, pahalı. Disturb, rahatsız etmek. Addiction, bağımlılık. Security, güvenlik. Result, sonuç. Pros, faydaları. Cons, zararları. Essential, gerekli. Şimdi etkinliğimize devam edelim. İlk etkinliğimizde dates, tarihleri telefonlarla eşleştirin denmiş. Tarihleri okurken 2000 ile 2010 arasını aynı Türkçe gibi okuyoruz. Diğer türlü tarihleri ikiye ayırıyorduk. Hemen eşleştirelim. 1990s, 90'lar. 2000s, 2000'ler. And 2010s, 2010 yılları. Activity 2, ikinci etkinlikte metni okuyun. Telefonun kullanımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Faydasına veya zararına bir tane daha ekleyin demiş. Hemen telefonla ilgili metni okuyalım. Daha sonra eklentilerini yapalım. Telephone. People always want to keep in touch with each other. Telephones provide people to connect easily. With the help of technology, telephones change a lot. It started as a telephone. Then evolved into mobile phones and its latest version is now smartphones. Smartphones have both pros and cons. That's all. According to the parçaya göre, what are the pros? Faydaları nelermiş bakalım. Easy to carry, taşıması kolay. Easy internet connection, kolay internet bağlantısı. Easy way of keeping in touch, iletişimde kalmanın kolay bir yolu. Rescue for emergency, acil durumlardaki kurtarma durumu. And one more. Easy to take photos, fotoğraf çekmenin kolaylığı. Cons, zararlarına bakalım. Expensive, pahalı. Disturb the concentration, konsantrasyonumuzu bozuyor. Dikkat dağınıklığı yapıyor. Addiction, bağımlılık. Zaten en büyük sorunu. Security risk, güvenlik sorunları. And one more. Loneliness, yalnızlık sebebimiz de olabiliyor.
Activity 3, üçüncü etkinliğe geldiğimizde ise yine ikili olarak çalışınız. Faydaları ve zararları hakkında sınıf ortamında tartışma yapınız demiş. Örnek cümlelerde kullanabilirsiniz sınıf ortamında. I think, bence, kendi fikrimizi sunarken kullandığımız iki tane kalıp. I think and other one is in my opinion. Bir de birinci ünitede gördüğümüz to me kalıbımız vardı. Bence, bana göre. I think it's useful because, bence faydalı çünkü dedikten sonra pros faydalarıyla ilgili birkaç cümle söyleyebiliriz. In my opinion it's harmful because, bana göre o zararlı çünkü dedikten sonra da talk about cons, zararlarıyla ilgili birkaç tane cümle söyleyebiliriz. For example, talk about pros, faydalarıyla ilgili bir iki tane yapalım. I think it's useful because it is easy to carry and it enables easy internet connection. It is an easy way of keeping in touch. Cons, in my opinion, it's harmful because it is expensive and it has security risks. It also disturbs concentration. And next page, 54, sayfa 54 ile ünitemize devam ediyoruz. Visual Dictionary, görsel sözlüğümüzle ilgili bu ünitede öğrendiğimiz yeni kelimeleri resimli olarak ekleyip sözcüklerimizi, kelime ezberimizi çoğaltıyoruz. Dial, tuşlamak. Hang up, kapatmak. And ticket, bilet. Bunlar gibi birkaç tane daha ekleme yapabiliriz. And next one. Elinden gelenin en iyisini yap bölümünde ise rol kartlarımız var. Bu rol kartlarını seçip sınıf ortamında karşılıklı konuşma yapacağız. Rol kartlarına baktığımızda ilk kartımızda sen belediyenin çağrı merkezinde çalışıyorsun. Telefonu pick up aç ve soruları yanıtla. Be polite, kibar ol and try to solve the problems. Sorunları çözmeye çalış. Birinci kartımız bu. Bir diğer kartımız, bir sürü elbisen var. İhtiyacı olan insanlarla paylaşmak istiyorsun. Çağrı merkezini bu konuyla ilgili bilgi almak için arıyorsun. İlk konuşmamız bu. Bir diğer konuşmamız, sen mahallendeki bir yerel yönetimdesin ve evsiz insanlar için yardımda bulunmak istiyorsun. Bu yüzden çağrı merkezini arıyorsun. İkinci rol kartımız bu. Üçüncü rol kartımızda ise senin komşuların ve sen daha sağlıklı olmak istiyorsun. Bu yüzden sağlık ve spor servisleri hakkında bilgi almak için çağrı merkezini arıyorsun. Bu rol kartlarını kullanarak sınıf ortamında karşılıklı telefon konuşmaları canlandırıyoruz. Self-assessment, kazanımlarla ilgili öz değerlendirme bölümüne geldik. Kazanımlarımız şu şekilde. Follow a phone conversation, telefon konuşmasını takip edebilirim. Express my decisions by asking and responding questions. Kararlarımı soru sorarak ve sorulara yanıt vererek açıklayabilirim. Understand text with related vocabulary, ilgili kelimeler ile olan metinleri anlayabilirim. Write phone conversations, telefon konuşmaları yazabilirim. Umarım herkesinki very well, çok iyi olmuştur. Şimdi çalışma bölümüne geçelim. Bir numaralı bölümle başlayalım. İlk bölümümüzde kelimeler ya da ifadeleri correct order, doğru sıraya koyunuz demiş. Order kelimesi burada sıra anlamında, fakat yemekle ilgili ise sipariş anlamında kullanıyoruz. Bunu unutmuyoruz. İlk kalıbımızı hemen yapalım. Could you hold on a moment please? Bir dakika bekler misiniz lütfen? Number 2. İki numarada ise Danny isn't available at the moment. Danny şu an müsait değil. At the moment kelimesinin yerine now, şimdi kelimesini de kullanabiliriz. 3. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak
ister misiniz? Number four is, could you repeat that please? Lütfen tekrar edebilir misiniz? And last one is, thanks for calling. Aradığınız için teşekkür ederiz. Next part, ikinci bölümde ise durumları okuyunuz, doğru ifadeleri tik atınız. A şıkkı ile ilgili bir durum okunmuş. Bakalım ne diyor? You want to speak with your friend. Arkadaşınla konuşmak istiyorsun. But, fakat, her brother answers the phone. Erkek kardeşi telefonu açar. Your friend isn't available right now. Senin arkadaşın şimdi müsait isn't değil. Leave a message for her. Onun için bir mesaj bırak demiş. Şimdi bununla ilgili doğru olan ifadeler hangisi olabilir? Could you tell her to contact with me? Benimle iletişim kurmasını söyleyebilir misiniz? It's about the school project. Okul projesi ile alakalı. Ya da can you tell her to get me back as soon as possible? En kısa zamanda bana geri dönmesini söyleyebilir misiniz? Bu ikisini duruma göre söyleyebiliriz. Diğer durumlarımıza da hemen bakalım. Lütfen tekrar edebilir misin? Hatlar çekmiyor. Kötü hat, cızırtılı hat. Merhaba ya da alo. Arkadaşımla konuşabilir miyim lütfen? O önemli. Yukarıda mesaj bırakmasını istemişti. Bu yüzden bunu da seçmiyoruz. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Bu cümleyi de söyleyecek kişi siz değilsiniz. Erkek kardeşinin söylemesi gerekiyor. Bunu da bu yüzden kullanmıyoruz diyoruz. Second one, ikinci duruma geçelim. You are having a video chat with your parents. Ebeveynlerinle, anne babanla bir görüntülü konuşma yapıyorsun. Suddenly, aniden your teacher calls you on the phone. Öğretmenin arıyor seni. You must answer it. Cevap vermek zorundasın. Hangisini kullanabiliriz bakalım? Oh, my phone is ringing. I have to finish the conversation. See you. Telefonum çalıyor. Konuşmayı bitirmek zorundayım. Have to, must. İkisi de aynı anlamda. See you. Görüşürüz. Or, my teacher is calling. It must be important. Öğretmenim arıyor. Önemli olabilir. Diğer kalıplarımıza bakalım. Let's go on chatting. Hadi konuşmaya devam edelim. I'll call you later. Ben daha sonra sizi arayacağım. I don't want to answer it. Cevap vermek istemiyorum. Part 3. Üçüncü bölümde ise kutudaki cümleler ile notları tamamlayın. Kutudaki cümlelere bakalım. He waits for your response as soon as possible. En kısa zamanda yanıtını bekliyor. It starts at 2 p.m. on Saturday. Cumartesi günü öğleden sonra 2'de başlıyor. Başlayacak. Mike from your class called you. Senin sınıfından Mike seni aradı. You can call him on his mobile. Cep telefonundan arayabilirsin. He invites you to a kite festival. Bir uçak festivaline seni davet ediyor. Şimdi bu anıtları kullanarak Sude'nin Mary'ye yazdığı cümleleri yapalım. Mary, Mike from your class called you. He invites you to a kite festival. It starts at 2 p.m. on Saturday. He waits for your response as soon as possible. You can call him on his mobile. His phone number is 676-589-354-SUDE. Part 4, dördüncü bölüme geldik. Kutudaki kelimeler ya da ifadelerle cümleleri tamamlayın. Kelimelerin anlamlarına bakalım. Extension, uzatma, ekstra, fazladan hat. Get back, geri dönmek. Dial, tuşlamak. Engaged, busy, meşgul. Not, memo. Şimdi kelimeleri
açıklamalarıyla eşleştirelim. Dial, tuşlamak. For English, please press 9. İngilizce için lütfen 9'u tuşlayınız. Engaged, meşgul. I think he is talking with someone else. Sanırım başka birisiyle konuşuyor. Get back, geri dönmek. I'll call you later. Daha sonra döneceğim, arayacağım. Memo, not. Wait a minute, I'll take a note. Bir dakika bekle, not alıyorum. Extension, uzatma, dahili hat. We have an extra telephone line in our office. Ofisimizde fazladan bir hattımız daha var. Page 56, sayfa 56'ya geldik. İlk etkinliğimizle başlayalım. Bulmacayı çözünüz, gizli ifadeyi bulunuz. İlk kelimemizi oluşturduğumuzda bakalım hangi kelimemiz çıkıyor. Contact, iletişim kurmak. Extension, uzatma. Connect, bağlantı, bağlanmak. Hang on, beklemek. Memo, not. Pick up, telefonu açmak ya da ikinci ünitede birisini arabayla almak. Keep in touch, iletişim kurmak, iletişimde kalmak. Polite, kind, kibar, thoughtful, düşünceli. Engaged, busy, meşgul. And available, en önemli kelimemiz, available, müsait, uygun. Hidden phrase is on the phone. Ünitemizin başlığı olarak çıktı. İkinci etkinliğimizde bir tane dinleme metnimiz var. Kelimelerle diyalogumuzu tamamlayıp daha sonra da canlandırıyoruz. Metnimizi bir dinleyelim bakalım neler çıkıyor boşluklarımıza. Hello. Hi George, it's Pelin. Could I speak to Peter please? Oh, hi Pelin. I'm afraid Peter isn't at home right now. Number one. When will he be back? He'll be at home in the evening. Would you like to leave a message? Number two. Yeah, I would. Could you ask him to call me back, please? Sure. Does he have your number? Three. I'm not sure. Let me tell you my number. Okay. Could you hold on a moment, please? I'll note a memo for him. Number four. What is it? It's 198-763-76. Is it 198-763-76, right? That's right. Thanks a lot. Have a nice day. Thank you. Let's fill in the blank. Hadi boşluklarımızı dolduralım. I'm afraid Peter isn't at home right now. Right now, şimdi, şu an, at the moment. Şu an evde değil. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Sure, tabii ki. Does he have your number? Numaranı biliyor mu? I'll take a memo for him. Not zaten yine aynı anlamda. Buraya kullanmasalar daha iyi olur sanki. Notunuzu alıyorum. That's right. Thanks a lot. Evet doğru. Çok teşekkür ederim. Bir de metnimizi Türkçe'ye çevirelim. Telefon konuşmamızın da Türkçesi. Etkinliğimize devam edebiliriz. Page 57, sayfa 57'deki etkinlikle devam edelim. Cümlelerin diğer yarılarını eşleştiriniz. Hemen eşleştirmelere geçelim. Could I speak to David, please? Lütfen David'le konuşabilir miyim?
I can't hear you very well. It's a bad line. Çok iyi duyamıyorum sizi. Hatlar bozuk. Hatlar kötü. Could you tell him to call me? Beni aramasını söyler misiniz? And how do you keep in touch with your friends? Arkadaşların ile nasıl iletişime geçiyorsun? Activity 4, dördüncü etkinliğe baktığımızda ise sıralama konuşması var. Hemen başlayalım. Number 1, bir numarayı bulabilirsek işimiz çok kolay olacak. Hello, this is Marina Hotel. May I help you? Alo, Marina Hotel. Nasıl yardım edebilirim? Alo, I'd like to reserve a room. Bir oda rezervasyonu yer ayırtmak istiyorum. For 2 nights. 2 gece için. On the 9th of September. Eylül'ün 9'una. How many people is the room for? Oda kaç kişi için? A room for 2. Me and my wife. 2 kişi için. Ben ve eşim. Alright. Peki. Can you hold on a moment please? Lütfen bir dakika bekler misiniz? I'll check it. Kontrol ediyorum. Okay, I'm waiting. Peki, bekliyorum. Could I have your name and surname please? İsminizi ve soy isminizi alabilir miyim lütfen? Tuna Hancı. How do you spell your name and surname? İsminizi heceleyebilir misiniz? Nasıl hecelersiniz? T-U-N-A-H-A-N-C-I. Thank you, Mr. Hancı. Teşekkürler, Bay Hancı. I booked your room. Booked. Yer ayırdım. Kitap anlamında kullanmıyoruz bunu. Yerinizi ayırdım. We are looking forward to seeing you. Dört gözle bekliyoruz sizi. On the 9th of September. Eylül'ün 9'unda. Have a nice day. İyi günler. Buradaki en önemli kelimemiz booked olarak çıkabilir. Thank you. Bye. Teşekkürler. Görüşürüz. 58. Sayfa 58'deki 5. etkinliğimizde Write a phone conversation according to the instructions. Verilen yönergelere göre telefon konuşması hazırlıyoruz. A öğrencisiyle B öğrencisinin konuşmalarındaki yönergelere bakalım. A öğrencisi, kendini tanıt, arkadaşın orada mı, sor. Bu akşam için ya da akşam için herhangi bir planı var mı, sor. Planlarını anlat, tarihi ve zamanı söyle ve görüşürüz, güle güle de. B öğrencisi ise kim olduğunu söylesin, herhangi bir planı olmadığını söyle, teklifi kabul et, tarihi ve zamanı sor. Onayla ve iyi günler de. Buna göre karşılıklı yapalım. Hi, Yavuz calling. Is Metin there? Alo, ben Yavuz. Metin orada mı? Hi Yavuz, it's me Metin. Alo Yavuz, ben Metin. Have you got any plans for the evening? Akşam için herhangi bir planın var mı? No, I don't have any plan. Hayır, hiçbir planım yok. Shall we play PES? PES atak mı? Great. What time shall we meet? Saat kaçta buluşacağız? At 8 at the cafe. Saat 8'de kafede. Okay. See you Yavuz. Tamam. Görüşürüz Yavuz. Bye Metin. Görüşürüz Metin. Bu son etkinlikle beraber ünitemiz bitmiş oldu. Umarım faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi dersler.